Koronavirüs salgınının şaşırtan 7 nörolojik sinyali Koronavirüs salgınının başlangıç ve devam sürecinde bildirilen bilimsel raporlar, hastalığın sadece solunum yollarını değil, beraberinde veya bazen tek başına nörolojik sistemleri de etkilediğini ortaya koyuyor. Geliştirilen aşılar yüreklere su serpse de önüne geçilemeyen bir hızla tüm dünyaya yayılmaya devam eden, ve şimdiden milyonlarca insanı enfekte eden koronavirüsle ilgili nörolojik semptom ve bulgulara gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Yüksek ateş, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı gibi hastalığın sık bilinen belirtileri olmadan baş ağrısı, tat ve koku alamama, baş dönmesi, dengesizlik, görme kayıpları, bilinç bulanıklığı veya kaybı, Ani gelişen unutkanlık, felçler, el ve ayaklarda ilerleyici kuvvet kaybı ve uyuşma, nöropatik ağrı gibi nörolojik belirtiler COVID-19 enfeksiyonunun ilk sinyali olabilir. Özellikle akciğer enfeksiyonunun ağır seyrettiği hastalarda diğer bulgulara ek olarak nörolojik belirtiler tabloya eklenebilir. Acıbadem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Yıldız Kaya, Covid-19'un 7 nörolojik sinyalini anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. 1. Şiddetli baş ağrısı. Baş ağrısı Covid-19'un oldukça yaygın görülen belirtilerinden birini oluşturuyor. Öyle ki hastalarda görülme sıklığı %40'a kadar yükselebiliyor. Covid-19'a bağlı gelişen baş ağrısında daha önce olmayan şekilde ve şiddetli tüm başta ağırlık hissi oluşuyor. Bazen de bıçak saplanır gibi keskin karakterli oluyor. Uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilen ağrı genelde ağrı kesiciyle geçmiyor. Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle gelişen baş ağrısı migrenden daha farklı özellik sergiliyor. Bu ağrı çift taraflı tüm başı tutan ağrı kesiciye rağmen azalmayan dirençli bir ağrıdır günlerce devam eder ve şiddetli günler içinde artabilir. 2. Yaygın kas ağrıları Yaygın kas ağrıları da COVID-19 enfeksiyonunun sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Bu hastalığa bağlı kas liflerinde gelişen iltihabi tutulum nedeniyle nadir de olsa kas hücrelerinde kayıp ve güç kaybı da gelişebiliyor. Ağrı kesicilerle azalmayan vücutta kol ile bacak kaslarında ve eklemlerde şiddetli ağrı, dokununca hassasiyet gibi şikayetler COVID-19 enfeksiyonu iyileştikten günler sonra bile devam edebiliyor. 3. Kol ve bacaklarda yaygın uyuşma. COVID-19 enfeksiyonunun erken ve geç döneminde kol ve bacaklarda yaygın uyuşma, ağrı ve güç kaybı şikayetiyle gelişen nöropati bir başka deyişle vücuttaki sinir uçlarında tahribat gelişmesi belirtileri ortaya çıkabiliyor. Nöropati yürüme güçlükleri, ellerini kullanmakta zorluk, el ve ayaklarda yanma, karıncalanma gibi duy bozuklukları ve ağrılara neden olabiliyor. Bazı COVID-19 hastalarında ani başlayarak hızla ilerleyen, bacaklardan kollara hatta solunum kaslarına kadar tutulum gösteren guillain barre sendromu da gelişebiliyor. 4. Ani gelişen unutkanlık. İleri yaşta özellikle demansı olan hastalarda ve aynı zamanda komorbit başka bir deyişle önce felç geçirme, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı olduğu bilinen COVID-19 hastalarında bilinç değişikliği de gelişebiliyor. Ani oluşan unutkanlık, davranış değişiklikleri, ve hafıza kusurları gibi belirtilerin COVID-19 hastalığında genellikle ileri yaştaki kişilerde ilk belirti olarak ortaya çıkabiliyor. COVID-19 enfeksiyonu doğrudan beyin hücresini etkilemesi dışında vücutta oluşturmuş olduğu yoğun iltihabik olaylar nedeniyle meydana gelen metabolik bozukluklar ve oksijenlenmedeki azalmaya bağlı değişikliklere yol açıyor. Bunun yanı sıra virüs tarafından tetiklenen stokin fırtınası sonucu oluşan çoklu organ yetmezliğinin gelişmesi de ensofalopati olarak tanımlanan tabloya neden oluyor. 5. Uyku bozuklukları Covid-19 pandemisi nedeniyle evde uzun süre zaman geçirmek ve stres uykunun süresiyle kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Pandemi sürecinde toplumda uykuya dalma güçlüğü ve uykusuzluk sorunları daha fazla görülüyor. Covid-19 çevresel ve sosyal koşullara bağlı olarak Uyku ve uyanıklık ritminin bozukluğu gibi uyku ile ilişkili hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği gibi daha önce var olan uyku hastalıklarının kötüleşmesine de yol açabilir. Uyku bozuklukları ileri yaşta ve özellikle demans hastalarında COVID-19'un habercisi olabilir. Daha önce var olmayan sürekli uyku hali gelişmesi, gece gelişen halüsinasyon ve yer ile zaman karışıklığı gibi durumlar hastalığın belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. 6. Baş dönmesi ve dengesizlik. COVID-19 enfeksiyonu işitme ile denge sinirinde hasar yaparak kulak çınlaması ve baş hareketleriyle tetiklenen baş dönmesi veya sallantı hissi gibi şikayetlere yol açabiliyor. Aynı zamanda ani işitme kayıplarına da neden olabiliyor. 7. Tat ve koku kaybı. COVID-19 enfeksiyonunun başka bulguları olmadan tek belirtisi olarak tat ve koku kaybı gelişebiliyor. Bu enfeksiyonun diğer koku alma bozukluğu yapan viral enfeksiyonlardan farkı burun tıkanıklığı olmadan ciddi koku alamama sorunu yaşatması. Araştırmalarda bunun nedeninin ACE2 olarak adlandırılan bir enzimin burun içindeki koku alma alanında yüksek miktarlarda bulunması ve koronavirüsün vücuda girişine izin veren kapı işlevi görmesi olduğu ortaya kondu. COVID-19 enfeksiyonuna bağlı tat ve koku kaybı bazen 2 ila 4 hafta içerisinde tamamen düzeliyor. Öte yandan inmeye de neden olabiliyor. COVID-19 enfeksiyonu hem doğrudan vücudun nörolojik yapılarını hem de kanın pıhtılaşma özelliklerini ve damar yapısını etkileyerek inmeye neden olabiliyor. İleri yaş hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve kalp hastalıkları gibi faktörler inmeyi tetikliyor. Ancak COVID-19 enfeksiyonunda genç kişilerde de hiçbir risk faktörü olmadan beyin damar tıkanıklarına bağlı inme gelişebiliyor.